sahip çıkacağız. Peşkeş çekilmesine, bölücü örgüt destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız cümlesi dikkat çekti. Sizin değerlendirmeniz ne olacak? Evet, üzücü. Yani çok üzücü, çok anlamsız. Zaten toplumun inanmadığı bir söylem. Bu söylemler artık hiçbir karşılığı yok. İstanbul emin ellerde. İstanbul halkın %55'e yakının oy verdiği bir belediye başkanının ahlaklı, nitelikli, kimlikli, çok inanmış yol arkadaşlarıyla ve insanları içine katarak parti ayrımı yapmaksızın, yani seçildikten sonra belediye başkanlığı kimliğiyle herkesi kucaklayan bir belediye başkanına emanet. Kaldı ki bizim başka gündemlerimiz var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken belki şöyle düşünüyor olabilirler. Hani bir kişinin kararıyla her şey olur, bir kişinin kararıyla her şey yapılır gibi öyle bir şey yok. Bazen mış gibi görünebilir, milletin iradesi en öndedir. Biz milletin iradesiyle şu an kendimizi o kadar güçlü hissediyoruz ki tarifi yok. Çünkü milletin iradesi size muazzam bir güç katıyor, aynı zamanda muazzam da bir moral ve motivasyon katıyor. Biz o yürekle yolumuza yürüyoruz. Dediğim gibi İstanbul'la ilgili bizim vaatlerimiz var, taahhütlerimiz var. Çalışıyoruz, gece gündüz arkadaşlarımla yol alıyoruz. Hem projeler hazırlıyoruz, hem İstanbul'un sorunlarını tespit ediyoruz, çözümler üretiyoruz ve geçmişte yaşanan ihmallere dair de çok sıkı tespitlerimiz var. Örneğin yani birazdan arkadaşlarım size sunacaklar. Çok acı tablolar var. Çok acı tablolar var. Daha işin başındayız. Daha çok başındayız hatta. Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum. Vakıflar adına iptal edilmiş tam 357 milyon liralık bir sürece nokta koymuş durumdayız. Bakın bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz. Yani bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, bir vakfa yapılmak üzere bir bina yap. Maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina, o mülk millete ait, İstanbullulara ait. Bir başkasına, bir vakfa değil. Onun bunun vakfına değil. Bu kadar net. İstanbulluya ait. İstanbulluya hizmet edecek. Bu daha başlangıç. Bakın 357 milyon lira. Ben diler ve isterdim ki, sanıyorum 1,5 aya yaklaştı, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ettim. Kendisine İstanbul'la ilgili düşüncelerimizi aktaralım. Hala ben bunu yineliyorum. Hala yineliyorum. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı, milletin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı. Ben de bu milletin oyuyla seçilmiş İstanbul, Türkiye'nin en büyük kenti, dünyanın en güzel kentinin belediye başkanı. Neyi konuşacağız? Neyi konuşacağız? Milletin iradesiyle seçilmiş iki kişi olarak neyi konuşacağız? İstanbul'un sorunlarını konuşacağız. Ben bunun için randevu istedim. Hala yineliyorum. Bunları konuşacağımıza bize miting alanlarından böyle göndermeler yapmasının hiçbir anlamı yok. Ben hiç duymadım bile, hiç önemsemiyorum bile. Çünkü arkamızda kocaman bir millet iradesi var. Onunla yolumuza yürüyoruz. Millet iradesinin içe sayıldığı her hususun, hukuka aykırı her davranışında karşısındayız. Efendim, iki sorum olacaktı. Biraz siyasi bir soru olmayacak ama. İlki geçtiğimiz hafta İstanbul'un altyapısıyla ilgili biliyorsunuz yıllardır süren bir sorun ve geçtiğimiz hafta yoğun bir yağış aldı İstanbul. Esnafın mağduriyeti söz konusu oldu. Siz de gittiniz orada incelemelerde bulundunuz. Acaba altyapıyla ilgili alınacak tedbirler neler oldu? Bir takvim çıkardınız mı bununla ilgili? İlk önce nerelere müdahale edilecek? Birinci sorum bu. İkinci sorum da seçim vaatleriniz arasında şu vardı. 200 bin İstanbulluya iş bulunacağı yönünde. Tabii ki işsizlik de büyük bir sorun. Aynı diğeri gibi. Sizin bu konuyla ilgili yine bir takviminiz oluştu mu? O kişilerin, işsizlerin 200 bin kişinin işe alınması ile ilgili bu konularda efendim. Evet. Tabii dilerdim ki bu taahhütlerimizi tam takip etseydiniz. 200 bin kişiye iş bulacağız takvimimiz 5 yıl. 5 yıl görev süresince çalışmalarımız başladı. Bölgesel istihdam ofisleri kuruyoruz. O istihdam ofisleriyle beraber aynı zamanda
kent akademilerimizle, İSMEK'le beraber insanları hem meslek sahibi yapacağız, hem onlara uygun iş bulacağız. Yani işe göre insan yetiştirip iş bulacağız. İhmal edilmiş İstanbul şehri, gençler, 350 bin işsiz. Ve bu şehrin değil, bu ülkenin büyük bir işsizlik sorunu var. 30 yılın, son 30-40 yılın en büyük işsizliğini yaşıyor bütün ülke. Ve bunun sebebi var, ekonomi. Bunun sebebi var, ekonominin kötü durumda olmasının sebebi var. İktidarın kötü ekonomi yönetimi. Yani biz 200 bin insana İstanbul'un kaynaklarıyla ve İstanbul'un kabiliyetleriyle 5 yıl içerisinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. Ama ben sizin soramadığınızı iktidara da soruyorum. Bana sorduğunuz ama iktidara soramadığınızı buradan soruyorum. Umuyorum iktidar da bu işsizlere nasıl iş bulacağı konusunda önümüze inandırıcı ve tatmin edici bir takvim koyar. Zira insanlar çok kötü durumda. Ve ekonomi palyatif çözümlerle aynen söylediğiniz gibi bu derin sorun dururken, işsizlik derin sorun dururken İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına laf atmakla veya laf üretmekle bu sorunlar çözülmüyor. Biz de uğraşacağız. Onlar biz sorumlu insanlarız. Ben kendimi İstanbul şehrinde yaşayan 16 milyon insan her derdiyle sorumlu kabul ediyorum. Gelelim altyapı konusuna. Dediğiniz gibi 25 yılın bir yönetimi var burada ve bu yönetim sonrasında elbette ki altyapı ile ilgili bir kısım sorunlar var. Bakın bütün sorunlu yerleri çıkartın dedim arkadaşlara. Neresiyse gideceğiz, bulacağız oradaki sorunu. Öyle sel olduktan sonra veya işte bir afet olduktan sonra değil. Öncesinde çözüm üretelim ve kalıcı çözümler üretelim dedik. Arkadaşlarım tespitleri yapıldı. Dedim bu tespit ilk defa biz mi yapıyoruz? Hayır. Daha önce de yapılmış. Böyle bir talimat da verilmiş. Ama 2017'den sonra kimse elini kıpırdatmamış. Boş işlerle uğraşılmış. Az önce o söylediğim bilanço var ya, 357 milyon liralık önünü kestiğimiz, o bilançolarla uğraşılmış. Biz onlarla uğraşmayacağız. Biz oradaki sorunu çözeceğiz. İstanbul'un altyapı konularını da çözeceğiz. Aynen Sirkeci'de olduğu gibi. Sirkeci'de o su basan yere gidin oradaki esnafa sorun. İlk defa bir belediye baskından sonra yaraları tamir etti. Biz tamir edince merkezi hükümette kendi kaynaklarından sayın valimiz vasıtasıyla bir kaynak aktardı ki ne güzel aktarılsın. Tamir ettiğimiz gibi Kasım sonu itibariyle oradaki sorunu da kalıcı çözmüş olacağız. Yani bir daha orada öyle bir sel baskını yaşanmaması adına altyapı problemini çözeceğiz. Bunların hepsi kalıcı çözülürse anlamlı. Yoksa sel olduktan sonra değil. Ama geçmişte onlarca insan hayatını kaybetmiş tabii sellerde. Sadece bir selde yanılmıyorsam 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu tür vakalar 21. yüzyılın kenti İstanbul'a yakışmıyor. Bunların hepsini çözmek zorundayız. Efendim benim de iki sorum olacak. Öncelikle makam araçlarını Yenikapı'da sergileyeceğinizi söylemiştiniz. Onlarla ilgili bir gelişme var mı? Diğeri de biraz önce çok bahsettik. Cumhurbaşkanı size hedef alan açıklamalarda bulundu. En son tatile ilgili bir açıklama yaptı. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Araçlar konusunu ben her gün arkadaşlarımı silkeliyorum. Bakın ne dedim? Az önce açıkladığım o israfla ilgili 357 milyon lira tablo daha başlangıçtı. Keşke bütün bilgilere pat diye ulaşabilsek, her şey önümüze bir günde gelebilse, olmuyor. Araçla ilgili kısımda da ciddi yol aldık. Ne yazık ki orada da muazzam bir israf var. Ne yazık ki. Bununla ilgili de çok yakın bir vakitte sizleri de davet edeceğimiz ve araçları, yani nasıl bir israfın olduğunu sizlerin gözünün önüne sereceğimiz bir buluşmamız olacak. Yani tatil konusu yeterince konuşuldu. Yani hiç bu kadar gündemde kalmamıştı diye düşünüyorum. Herkes bir yorum yaptı. Bence vatandaş da vicdanında bununla ilgili çok güzel yorum yapmıştır. Ben ona inanıyorum. Biz evet. İşimizin başındayız. Efendim okulların açılmasına az bir süre kaldı. Evet. Okul servisleriyle ilgili bir tarife bekleniyor. Merakla, veliler bu konuda merakla. Bu konuda gelinen sonunda... Şöyle, bugün UKM toplantımız var. Bu toplantıda arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürüttüler. Özellikle servis araçları, taksiler ve minibüslerle ilgili 2 yıla yakındır zam yapılmayan, ki servisler bunun dışında zam yapılmayan bir süreç içerisinde esnafımızı da düşünen, milletimizi de düşünen, ki diğer toplu taşımalarda zam yapmaksızın bu araçlarla ilgili bugün UKOME'de görüşmeler yapılacak ve bir karara bağlanacak. Vatandaşımız lehine, onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme
kapasitelerini ve kalitelerini düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak. Efendim, önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a gideceğiniz konuşuldu. Hani bu konuda sizden bir şey duymadık ama var mı böyle bir planınız? Şöyle, ben seçim döneminde genç bir kardeşimize düğünü ertelediği için ve gelip bir kampanya sürecinde bizimle beraber olduğu için Batman'daki nikahına katılacağımı söylemiştim. Ve söz vermiştim. 31 Ağustos'ta da düğünü var. Dolayısıyla Diyarbakır üzerinden Batman'a gidip bir gece kalıp yine Diyarbakır üzerinden İstanbul'a dönüş yapacağım. Diyarbakır programımız? Öyle henüz kesinleşmedi ama Diyarbakır'a gitmişken elbette ki görüşmelerim olacak, orada buluşmalarım olacak. Bununla ilgili arkadaşlarım sizi bilgi sahibi yapacaklar. Teşekkür ederim. Pardon. Esenler Otogarı'nın tahliyesi için 3 günlük bir ihtar süreci çekiyor zannedersem. Esenler Otogarı'na kayyum falan gibi bir şey atanacak mı? Öyle bir şey mi var? Yok ya, kayyum değil. Esenler Otogarı'nın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Süresi dolduğu için oradaki yönetime otoparkını devraldığımız gibi işletmesini de devralmamız gerektiği hususunda tebliğimizi yaptık. Şu an gün süre dolmak üzere. Ondan sonra da oranın teslim alınması ile ilgili rutin işlemler yapılacak. Arkadaşlar, işte ihmal edilmiş alanlarda yaşanan travmaların bir örneğidir. Biz bu tür alanların ihmal edilmemesi, kamunun hak sahibi olduğu yerde de gidip hak sahibi olduğunu göstermesini örnekliyoruz buradaki çalışmamızla. Dolayısıyla bu hafta umuyorum işlemleri biter. Yani bir aksilik olmaz ise çok yakın bir zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka ait, kendisine ait bu alanın yönetimini de ele alarak bir, oradaki huzuru ve oradaki işletme düzenini sağlayacak. İki, yeni otogar düzeninin oluşmasıyla ilgili de oradaki sektör temsilcileriyle ortak çalışacağız. Hem haremi hem Esenler'i yeni yerlerine taşıyacağız. Hem haremi hem de Esenler'deki otogarı ya da Bayrampaşa otogarını toplum lehine en iyi şekilde kullanacağımız projelerimizi hazırlıyoruz. Belediye yönetecek diyebiliriz değil mi? Tabii. Boşaltmayacaklarını seyirken dönüşen kullanır mı? Başkanım 15 gün süre istediler malzemelerini boşaltmak için. Bugün. Öyle mi? Evet. Ha, sonra sorunsuz çıkacaklar. Tamam, 15 gün içerisinde tüm malzemelerini boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler. Öyle bir beyanda bulunmuşlar. Muhtemelen arkadaşlarım da bu makul süreyi onlara tanıyacaktır. Ondan sonra da belediye olarak kolay işleteceğiz. Teşekkür ederiz. Kolay.